Bu da Rana'nın annesi. Eski zamanlarda evler bu şekilde oluyordu sanırsam. Fotoğrafa bile bakın ne kadar böyle lekeli gözükmüş. Lekeli değil, bu lekeli oldu zaten. Lekeli mi oldu? Dikkat etmemişsindir sen. Yani çocuklar böyle. Evet. Şimdi ellerimi yıkayayım. Altı yanmasın da. Sen çık. Tamam, o zaman bunu yapalım. Ondan sonra sahur yapalım. Ondan Evet. sonra yeniden bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Evet, bu arada şu anda çorbam da hazır. Şöyle göstereyim. Bu arada Ana maya dalmış. Çok sevindim bunu görünce. Bir sürü yerden sormuş, zor bulmuş ama almış, getirmiş. Teşekkür ederim canım. Neden ya? Böyle deme ama. Resmen savaş yaptıran. Ben de öyle dışarı bir çıkayım bakayım dedim, sen geldin. Sürpriz yaptın bana. Sürpriz ne yaptım ya? Dışarısı kalabalık mı? İnsanlar alışveriş mi yapıyor? Çok kalabalık ya, o kadar yani. Ne söyleyeyim? Hepsini aldın değil mi söylediklerimi? Rana Ben hepsini aldın değil mi? aldım. İyi yaptın, aferin. Teşekkür ederim. Şimdi az saatimiz var yemek yapmak için. 1 saat var. Al be. Neler aldım Herkese merhaba ve herkese selamun aleyküm. Görüyorsunuz. Yani bulutlar. Neden? Çünkü akşam yağmur oldu. O yüzden de. Her yer ıslak. Sabaha kadar oldu. Daha 15 dakikaya 20 dakika kadar oldu. Durdum. Ondan sonra Neslihan'la gideceğiz. Ben akşam biraz geç geldim. O yüzden de ben ekmek de yemedim çünkü ben sabah bir şey yiyeceğim. O yüzden de ben yemedim çünkü sahur yapacağım. Herkese selamünaleyküm. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz evimize, kanalımıza. Bolluk bereket getirdiniz. Maşallah, ne Rabbim kadar sizlere güzel sağlık, konuştun. sıhhat versin inşallah. Evinizden bereketi, bolluğu hiçbir zaman eksik etmesin. Amin. Evet, amin diyelim. Amin. Evet, nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Ramazan nasıl gidiyor? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Şimdi her zamanki gibi tabii ki de sahura kalktık. Ondan sonra menemen yapacaktım biliyorsunuz ama maalesef biraz saatimiz az kaldı. Çocuklarla uğraştık bayağı. Uyuttum daha doğrusu. Ondan sonra ekmek yapmaya geldim. Düşündüm ki sahanda yumurta yapalım. Bu arada hepinize gerçekten de kalpten çok çok teşekkür ederiz. Bizleri samimice sevdiğiniz için. Bizlere güzel güzel yorumlar yazdığınız için. Yani resmen Rana, dünkü videoda rekor kırdık. Beğeniler çok fazla geldi. Ben demiştim ya hani ilk önce beğenin de videolarımızı diye. O videomuza 400 beğeni geldi maşallah. Gerçekten de elleriniz dert görmesin. Yani çok mutlu oldum. Gerçekten de aşırı fazla mutlu oldum. Biliyorum ki benim ablalarım da var, abilerim de var. Bizi izleyen, bana tavsiyeler veren. İnşallah bundan sonra sizin tavsiyelerinizi dinlemeye çalışacağım her zaman. Artık değişiyorum. Wow. O kadar. Rana, sen de akıllan. Tamam, tamam. Yoksa seni de döverim. Haberin Tamam, olsun. tamam. Artık değişiyorum. Karşınızda yeni bir Neslihan olacak, yeni bir ev olacak inşallah. Ev olmayacak yeni. Bu Ev ev. olmayacak Rana, deli misin? Ne? Evin kuralları olacak. Tamam. Öyle. Bir sus. Ben bu düşündüm. Kusura bakma. Ben bu düşündüm. Yeni bir evde biz gideceğiz. Kusura bakma. Öyle bir şey Ama nereden yapalım şu anda? olmayacak biliyorum. Ben Evet, düşündüm. bu arada yarın inşallah
İftarımıza Türk mutfağından bir şeyler yapacağım. Yarın? Evet. Şu anda akşam mesela şu anda saat. O zaman böyle de ya, bana sen şaşırıyorum bence. Sen şaşır zaten. Bak yarın değil bugün. Bugün yeni uyandım da sonra. 12 saatinden sonra değil. Diğer güne başlamış evet. Oluyoruz. O zaman böyle de yani uyuyacağız. Ondan sonra yeniden uyanacağız. Havurcumuzu tutacağız. Yeniden uyanacağız inşallah. Yemek yapacağım biliyorsunuz. Yemek yapmamıştım. O yüzden yarın yemek yapacağım. Ondan sonra Türk mutfağından inşallah bir iki tarif yapacağım. İnşallah. Mesela bana bir şey... İpucu ver. Yok oranı. İpucu falan yok. Videoyu izlediğinizde göreceksiniz neler yapacağım inşallah. Şimdiden videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen. Rica ediyorum. İnşallah. Ki bence zaten çoktan beğendiler. Evet, dışarısını size Rana gösterdi değil mi? Aa. Ya bugünlerde ne oluyor Rana? Ne oluyor? Biz Mart ayındayız değil mi? Mart burada değil, Mart bitti oldu. Bitti değil mi? Dörtüncü ay. Ağustos'ta mı? Neydeyiz? Dört. Mart, Nisan. Bir Nisan şakasını biliyor musun? April Fool. Ama bu yapmak haramdır. Yani yalan söylemek iyi bir şey değil. Ama bazı insanlar yani yapıyor. Yani insanlar yapıyorlar. 1 Nisan duydum. Orada da böyle bir şey yaptım. Ama hatta Fatma da bir şey dedim böyle. Peki bana haram olmasının nedeni ne mesela? Yalan. Ama bu şaka değil. Şaka değil. Yani yalan oluyoruz. Hem ya şaka değil ya da öyle gerçekten. Ama bazı maalesef insanlar var. Ama oluyoruz biz. Çok bunu... güzel şakalar yapıyorlar. Ama biz de şaka yapıyoruz yani. Aramızda da yapıyoruz. O zaman ama şaka yapmamak lazım. Yalan da söylemiyoruz biz. Bu başka, o başka. Nasıl yalan söylemiyor? Mesela anlat bir bak. Yani biz şakalaşıyoruz. O zaman biz kimse de böyle yalan söylüyoruz. Yani böyle oldu, kimse öldü ya kimse de ayak kırdım filan. Böyle şeyler oluyoruz. Bana aklına nasıl şeyler geldi? Böyle şakalar açıyoruz ya. Sen izliyorsun? Yok. Öyle bir şey oluyor. Ya. Yani elimizden geldikçe Rabbimin şartlarına uymaya çalışalım. İnşallah. Tamam sen devam et. Ondan sonra ben bir bakayım Froda'da. Froda uyudum, yeniden uyandım. Bugünlerde çocuklar bence bizim yüzümüzden uyanıyorlar. Çünkü biz sahur vaktinde kalkıyoruz, ekmek yapıyoruz, biraz gürültü oluyor ya. Bence ondan uyanıyorlar. Tamam, bilsinler yani neden bunlar uyanıyoruz? Neden sabah bu ekmek yapıyorsunuz? Yani değişiklik büyük olunca bunlar anlayacak. Hayır, zaten soruyorlar bize. Hani siz ne yapıyorsunuz bu saatte? Froze soruyor. Froze ben de diyorum, dedim ki oruç tutacağız. Yani ki Froze böyle diyorum. Yani bu yani sizin acıktın mı? Yani neden bu saatte siz uyandım? Neden ekmek yiyoruz? Yani onu bu biliyorum biz sabah uyanıyoruz. Ondan sonra yemek yiyoruz. Aslında biraz da hani biz şey yapıyoruz ya iftarda iftar saatinde çocuklara vermiyoruz. Hani hep beraber yiyoruz. Bunun nedeni de şey hani iftarın ne kadar önemli bir şey olduğunu bilsinler diye. Buna dikkat etsinler diye. Hani derler ya çocuklar küçüklükten görür, büyüdüklerinde aynı onu yaparlar. İftarın önemini bilsinler diye, orucun önemini bilsinler diye biraz da onları bizimle beraber... Böyle de diyor bekle, ezan olacak, ondan sonra yiyeceğiz filan. Öyle de biz diyoruz zaten. Ondan sonra Froze bizim... Froze mesela çok akıllı. Froze gerçekten de maşallah. Bayağı bir akıllı benim kızım. Fatma da zaten cin gibi biliyorsunuz. Ondan sonra yani. Tamam ya çok uzatıyoruz biz. Ondan sonra bizim Instagram hesabında var. Evet hemen burada aşağıda yazıyor. Oradan da bizi takip etmeyi unutmayın. Bu aralar çok güzel fotoğraflar paylaşıyoruz. Çocukların, bizim aile fotoğraflarımızı. Onları da beğenmeyi unutmayın. Altına yorumlar da yazın, kalpler de atın. Tamam. Evet, Froze'a da bakalım. Oo sen ne yapıyorsun?
Ne yapıyorum sen bu bebeklerde ne yapıyorum? Bakın. Hepsi de uyanıyoruz. Bir. Abi, iki. Üç. Dört. Beş. Altı. Bu kimin? Kimin? Senin mi? Abi. Beş. Altı. Sınav. Bir, iki sınav. Sınav. Bunu. Dokuz. Dokuz. On. On. Very good. Çok güzel. Tamam, senin yerine bakalım. Evet, ne yaptın? Şimdi yumurtaları yapacağım. Sahanda yumurta yaptığımızda altı yapışmasın diye tuz atabiliriz biraz yağın içine. O şekilde hiç yapışmıyorlar. Bu arada bizim burada Pakistan'da tavalar böyle oluyoruz. Ekmek yapmak için. Ekmek yapmak için. Çünkü bir, biraz böyle. Bana da yardımcı oluyor. Evet. Her zaman. Tamam. Burada sandığı burada. Şimdi burada yaptık. Tamam yap. Aa. Biraz zor oluyor ama bu yumurtalar ya. Sen o kadar güzel yaptın. Bir kere de yaptım o yüzden. Olsun. İyi oldu. Şimdi ellerimi yıkıyorum. Altı yanmasın da. Sen çık. Bakalım. Tamam, o zaman bunu yapalım. Ondan sonra da sahur yapalım. Evet. Ondan sonra da yeniden bir şey yapacağız. Tamam. Ne yapacağız? Evet, maşallah. Şu anda Rana namaz kılıyor. Firoze de onunla beraber bakın. Namaz kılmaya çalışıyor maşallah. Subhanallah. Şimdi ben de abdest alacağım. İnşallah abdestten sonra namaz kılacağım. Onun dışında ben de bir havaya bakmak istiyorum. Çünkü bakmadım. Bayağı böyle gök gürültüsü var. Merak ettim. Hava nasıl diye. Bir bakalım. Evet. Gökyüzü gerçekten de bembeyaz olmuş bulutlarla. Çevrili bulutlarla kaplanmış. Bakar mısınız? Hala yağmur çiliyor. Hava çok soğuk. Bayağı bir rüzgarlı ve yağmurlu. Evet, hepimize tekrardan günaydınlar olsun. Anne, bizler uyandık. Ben kendimi yiyorum. Sandviç mi yiyeceksin? Evet, bugün benim kızım sandviç yiyecek. Evet, şimdi biz uyandık dediğim gibi. Baba, hava bayağı bir soğuk bu arada. Baba, gidiyoruz sandviç. Almaya. Almaya. Sandviç malzemelerini almaya gidecek. Bir de yemek yapacaktım. Sebze malzemelerini alacak. Evet. Bugün yemek olarak patatesli, etli ve dolma biberli yemek yapacağım. Ondan sonra onun yanında Froze diyor ki babam gidiyor sandviç almaya. Sandviç almayacak. Sandviç malzemeleri alacak. Evde yapacağız. Ondan sonra acaba Buka bebek basıyor. Muhammed Emre diyor sabah sabah oynuyor. Fatma selamünaleyküm. Allah bana ne diyor? Allah Allah verdi bize bu bebeği diyor. Muhammed Emre'yi çok seviyorlar. Dün akşam oynarken Hancı. Sen bildiriyorsun. Ha, sandviç yiyeceğiz biz. Evet. Rana sen de gel bir selam ver. Şimdi biz... Evet. Şimdi de aleyküm selam. Ne yapayım şimdi? Evet. Burada da çocuklar yine ilahi izliyorlar.
Sabah sabah ilk kalktığımızda biz Sura Rahman açıyoruz. Sura Rahman'ı dinledikten sonra ilahi açıyoruz. Evde ilahi dinleniyor. Gün içinde de çocuklar tabii ki de çizgi film falan izliyorlar. Sen buraya karşıya gel. Frozen'in ilk kalkmış o hali. Bu Allah Teala verdi. Evet. Bebek. Bu bebeği Allah Teala verdi. Baba. Baba. Evet Rana, çabuk çabuk git inşallah. Yemeğimizi yapalım, iftara yetişelim inşallah. Evet, bu arada sizlere bir şey daha göstermek istiyorum. Rana'nın küçüklük fotoğrafı, bakın. Ben göstereyim. Tamam, sen bana ver. Allah Allah. Evet, bu Rana. Hiç de benzemiyor gibi ama biraz benziyor. Çocuklar, bizim çocuklar için. Froze'ye biraz benziyor. Burnu falan. Ne geliyorum? Rana'nın da küçüklük fotoğrafını görmüş oldunuz. Ben nerede? Sen mi? Sen bilmiyorum neredesin. Senin fotoğrafların var bizde aşkım. Videoların var küçükken. Sizlere bir gün onları da gösteririz değil mi? Fatma'nın küçüklük videoları var. Froze'nin var. İlk yürümeye başladığı an. İnşallah böyle bir video da yapalım. Benim anne de var. Evet, göster. Rabbim mekanlarını cennet eylesin inşallah. Bu bebeğe kim? Bu bebek sen misin yoksa başkası mı? Bu benim annem. Evet. Bu Rabia Yengele koca. Bu da senin abi Banur. Nur abi. Nur abi zaten gördüğünüz videolarda. Ha, bir göstersene, bir göster. Bu asker abi değil mi? Bu yengenin kocası. Bakın onun da küçüklük fotoğrafı. Çok benziyor. Zaten o hani küçükken benzemez diyorlar ya. Hani değişirler ama çok benziyor şu anki haliyle küçüklüğü. Bu da Rana'nın annesi. Eski zamanlarda evler bu şekilde oluyordu sanırsam. Fotoğrafa bile bakın ne kadar böyle lekeli gözükmüş. Lekeli değil, bu lekeli oldu. Lekeli mi oldu? Hmm. Dikkat etmemişsindir sen. Yani çocuklar böyle. Evet. Fotoğrafı... Evet, şu anda Rana gitti biliyorsunuz. Ben de hazırlık yaptım. Bunlar böyle zencefil, bir de sarımsak var yemeğim için. Ondan sonra burada da soğan var. Bunları doğradım bu şekilde. Burada da bir su bardağı tel şehriye var. Bugün inşallah domatesli tel şehriye çorbası yapacağım. İnşallah güzel ve lezzetli olur. Burada da hem yemeğim için hem de çorbam için döndüreceğim ve püre haline getireceğim domatesler var. Şimdi çalıştıracağım zaten bunu. Birazcık çorba için ayıracağım, birazcık yemek için ayıracağım. İnşallah lezzetli olur çünkü ilk defa deneyeceğim burada kendi evimde. Hiç bir yapmadığım için de biraz endişeliyim açıkçası. Hani güzel olur mu olmaz mı diye. Ama çok fazla yapmayacağım. Biraz yapacağım. Hani seversek, beğenirsek daha sonra fazla fazla yaparım diye. Evet, bu arada bugün böyle şey yapmayı düşündüm. Çoban salatası yapmak istiyorum. İnşallah güzel ve lezzetli olur. Her şeyi küçük küçük doğrayacakmışız. Şimdi şurada domateslerim kalsın. Yarım böyle salatalığım var. Yarım yeterli bence. Şunu şöyle ince ince kesiyorum. Rana gelmeden önce elimde olan malzemelerle neler yapacaksam onları halledeyim dedim. O yüzden. İlk defa yapıyorum bu arada. Yapamazsam da bana yanlışlarımı söyleyin lütfen. Ne nasıl olmalı gibisinden. Fazla yenilmiyor. Birazcık böyle bir tabaklık ya da ne bileyim bir buçuk tabaklık olsa biraz çocuklar yer, biraz da biz yeriz yeter. Küçük soğan.
çok fazla kullanmayacağım soğan. Bir tane de domatesim var. Hadi o zaman ben inşallah bunları bir doğrayayım. Size de hemen göstereceğim nasıl yaptığımı. Biraz da maydanozum var bu arada. Evet maşallah burada da çoban salatamız hazır oldu bile. Sadece limonumu Rana dışarıdan alacak. Limonu geldiğinde katacağım, bir de tuzunu. Onun dışında her şeyim hazır. İçinde maydanoz var. Ondan sonra salatalık, domates ve soğan var. İnşallah lezzetli olur. Evet şu anda Rana'yı bekleyeceğim. Dedim ki hani en azından çorbayı yapayım. Ondan sonra üstüne şey eklerim, hani karabiberini bir de pul biberini eklerim diye. Sonradan da ısıtıp eklerim. Şimdi malzemelerimiz, biraz sıvı yağ kullanacağım. Bir bardak şehriye. Böyle çay içtiğimiz böyle bardaklardan böyle küçük böyle bir tane domates rendesi. Burada da kaşığım falan var. İnşallah lezzetli ve güzel olur. Şimdi içinde su var. Çalkalamıştım ben. Şunu kurusun da su. Dün akşam ben internetten çok baktım. Hani çorbalar kolay bir şekilde az malzemeli nasıl yapılır diye. En az malzemeleri buydu. Evde zaten ben de biliyorsunuz ben tatlı yapıyorum ya, hani seviye tatlısı, sütlü tatlı diye. Bu benden tel şehriyelerden vardı. Ben de dedim ki hani var zaten, yarın dedim kullanırım en azından. O yüzden. Arıydı at sardığa git hadi. Evet. Bu kadar bence sıvı yağ yeterli. Çok da böyle fazla olmasın da ya hani. Böyle. Şimdi ne yapıyorum? Sıvı yağımın üzerine domates rendemi ekliyorum. O şekilde gördüm çünkü internetten. Nefis yemek tariflerinden baktım bu arada ben bu uygulamaya. Bu uygulamadan baktım daha doğrusu. Ve oradan şey yaptım, öğrendim. Evet şimdi bunu güzel bir şekilde kavuruyoruz. Kavurduktan sonra içine su ekliyoruz, artık ne kadar ekleyeceksek. Ondan sonra tel şehriyemizi atıyoruz içine. Karıştırıp üstüne tuz atıyoruz ve pişmesini bekliyoruz. Buradan hemen domates püreli bardağıma su koydum bile zaten. Şöyle. Evet, kavrulmaya başladı. İnşallah güzel ve lezzetli olur. Bismillahirrahmanirrahim. İnna dayna gel gevser kaseller abdi geven her in neşaniye gevel hepder. Şimdi amin. Bir tane de dua okudum. Hani yemek yaparken böyle dualar okuyun diyorlar ya. O yüzden yemeğimiz lezzetli oluyormuş. İnşallah lezzetli ve güzel olur. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke Allahümme bihamdik ve tebarek esmuk ve teala cedduk ve la ilahe gayruk. Amin. Şimdi İlah suresini de okudum. Evet. Şimdi suyumu ekleyeceğim. Bu kadar kavruldu bence yeterli. Bir. İki. Beşinciyi de ekleyeyim bence. Ve 5. Şimdi bir kıvamına bakayım hani nasıl diye. Bence yeter bu kadar. Şimdi içine tel şehriyelerimizi atıyoruz. Bismillah. Yaptım farkındaysanız. Hani nasıl olduğunu öğrenmek için, tatmak için sadece. Şimdi üstüne biraz da tuz atıp bunun pişmesini bekleyeceğim. Evet şimdi çorbam da bu şekilde yavaş yavaş fokurdamaya başladı.
Şimdi çocuklar her zaman bu koltukların üstünde şey yapıyorlar. Zıplıyorlar, o yüzden her zaman dağılıyor. Şimdi bir dışarı bakacağım. Dışarısı yine soğuk gözüküyor bu arada. Aa, Rana da geldi bakın. Hoş geldin Rana. Sağ ol. Aleyküm selam. Ben de öyle dışarı bir çıkayım bakayım dedim, sen geldin. Sürpriz yaptın bana. Sürpriz ne yaptım ya? Dışarısı kalabalık mı? İnsanlar alışveriş mi yapıyor? Çok kalabalık ya, o kadar yani. Ne söyledik? Hepsini aldın değil mi söylediklerimi? Rana hepsini aldın değil mi? Aldım. İyi yaptın, aferin. Teşekkür ederim. Şimdi az saatimiz var yemek yapmak için. Bir saat var. Al be, neler aldım ben. Tamam. Sen telefonu tut, ben bir bakayım. Muz. Evet, muz. Ondan sonra. Dilimde ekmek, tamam. Bu çocuklar için aldım. Bu ne? Bu döner aldım. Bu başka döner. Orada oluyor. Anladım. Bu pastaneden hani içinde kıymalı oluyor. Kıymalı oluyor. Börek gibi bir şey bu da. Börek. Börek evet. Açma gibi böyle. Ondan sonra. Bu fruit chart mı aldın? Fruit chart. İyi yaptın. Ondan sonra saçımı yağ. Evet, saç bakım yağısı. O da bitmişti. Et, tavuk eti. Bak taze aldım. Evet, taze gerçekten. Rengi de taze. Rengi değil bak. Evet, sıcak sıcak. Taze resmen. Ondan sonra maydanoz, dolma biberi, domates, soğan, patates. Soğan almadım. Soğan yazmadım sen, öyle değil mi? Yazmıştım. Yok. Tamam, olsun, önemli değil. Patates var. Evet, patates var. Limon. Tamam, hepsini almış Rana gerçekten. Yalnız bir şey unuttun sanki. Ne? 3 yumurta. Bir de mayonez. Ben aldım ya. Anladım, onun yerine bunlardan aldım. Tamam. Zaten bugün vaktim yok o kadar şey yapmaya. Ben saat az yani. Ben burada çorba yapıyorum bak. Wow. Tel şehriyeli çorba. Koku alamazsın. Ya. Evet. Evet, bu arada şu anda çorbam da hazır. Şöyle göstereyim. Bu arada Rana maya dalmış. Çok sevindim bunu görünce. Bir sürü yerden sormuş, zor bulmuş ama almış, getirmiş. Teşekkür ederim Rana. Neden ya? Böyle değil mi ama? Resmen savaş yaptı Rana bugün. Tamam. Bunu bulmak için. Evet, bu arada elektrik de gitti. Bu lambalar ben kendi yaptım. Bazı insanlar da biliyor, bazı da bilmiyorum. 3 tane yaptım ben. Böyle bir tane burada. Ben kendi yaptım. Evet, maşallah görüyorsunuz soframızda bir sürü şeyler var elhamdülillah. Gün geçtikçe de inşallah bu şekilde güzel sofralar kurmaya devam edeceğiz. Şimdi ezan okunuyor. Hemen orucumuzu açacağız. Bu arada bunu aldım. Bu da gösteriyor ya. Bu ne oluyor? Ne? Bu çocuklar için. Böyle gibi bir şey oluyor. Açma. Tamam. Evet, Rana. Açın sende. Evet, o zaman video da buradayım. Videomuzu burada sona erdiriyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Rabbim inşallah sizin oruçlarınızı da kabul eder. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.